zamları erken yapalım, fiyat zamlarını. Arada 6 ay 8 ayda millet hem alışır hem unutur. Ocak ayında da asgari ücrete ve emeklilere ve memurlara iyi bir ücret artış zamı yaparız. Enflasyon onu yakalamadan yerel seçime gideriz. Yerel seçimden sonra da diğer fiyatlar onu yakalar. Ya yani bu seçimi gördüğümüz tablonun aynısı değil mi? Seçime kadar kuru ve benzini baskılayayım ve mazotu yani. Baskılayayım 20 lirada tutayım. Ertesi günü 27 liraya birini, 36 liraya birini bırakayım. Yani 6 ay sonra Allah kerim yani. Bu konu bu yani. Grup kurma konusu şöyle. Bir grup kurmayı isteriz. Fakat grup kurmayı partinin kurumsal kimliğini zedeleyerek yapmak istemeyiz. Biraz Süleyman Demirel cevabı oldu mu biliyorsunuz. Hani Türkiye'yi bir kelimeyle bir cümleyle anlat derseniz iyi derim. İki cümleyle anlat derseniz gibi. Grubu bir cümleyle anlat dersen grubu kurmak isteriz. İki cümleyle anlat dersek isteriz ve partinin genetiğini, kurumsal kimliğini muhafaza ederek yapmak isteriz. Bu nesil, yani hakikaten Allah kolaylık versin, çocukların şöyle bir yaşadıklarını düşünseler, işte bir anlatacaklar ki, daha genç arkadaşlarımız da var burada. İşte birinci sınıfta korona oldu, ikinci sınıfta bilmem ne oldu, üçüncü sınıfta deprem oldu, olaysız böyle bir doğru düzgün bir seneleri geçtiğime emin değilim yani. Bu yaş grubunun yetişkinliği nasıl olur çok, yani Allah kolaylık versin diyorum. Evet. Şimdiki görüşleriniz nelerdir onları? Ya aynen, o çok güzel bir soru. En son milli gelir verilerini geçen sene var tabii, yani 2021 var, 22 daha çıkmadı. Türkiye'nin kişi başı milli geliri 9500 dolar, aşağı yukarı 9500 dolar. O düşük zaten içimizde bir yara yani. 2013'te 12500 olan bir şeyin artık 9500'e gelmesi zaten olacak bir şey değil, onu geçtim. Balıkesir'deki 8000 dolar. Şimdi Balıkesir'in refah düzeyinin Türkiye'nin gerisinde olmasını ben kabul edemiyorum yani. Kalkınmaya göre sıralarında Balıkesir 25. sırada. Balıkesir'in ilk 10, hadi bilemenin ilk 15'te, hadi bilemenin ilk 20'de mutlaka olması lazım, 25'te olması kabul edilmiyor. Balıkesir'in ihracatı, Türkiye'nin ihracatının binde dördü. Halbuki Türkiye'nin nüfusunun %1,5 Balıkesir'de yaşıyor. Yani bir nüfusumuz kadar ihracat yapsak bunun 3 katı ihracat yapmamız lazım. Yani şöyle bir şehre baktığımızda, bütün bunları unutalım diye harita göstersek, böyle Türkiye'yi pek bilmeyen bir iş insanına, bir ekonomiste, desek ki ya bak, bizim böyle Balıkesir diye bir şehrimiz var, sence bu nasıldır desek, %100 der ki, Türkiye ortalamasının üstünde, ilk söyleyeceğin şey yok, değil mi? Büyük pazarlara yakın, eğitimli nüfus, iki denize kıyısı var, yollara yakın ya da yollara erişebilir şeyde limanları var, o var, bu var, Türkiye ortalamasının üstünde diye bekleriz. Biz ne görüyoruz? Milli gelir Türkiye ortalamasının altında, ihracat payı, nüfus payı 3'te 1 kadar, kalkınmada da işte yani en tepelerde değil, ortalara yakın bir yerde. Ya demek ki şehrin muazzamın potansiyeli var. Bunu değerlendirmenin yollarından bir tanesi katma değerli üretim. O da OSP'ler ve nitelikli OSP'ler.